Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle DGS'de örnek tercih listesi nasıl hazırlanır, ona hep beraber bakacağız arkadaşlar. Bu listelere bakmadan tercihinizi kesinlikle yapmayın. Bu listelere göre arkadaşlar örnek tercih listelerini ben hazırladım. Bu listelere göre siz tercihlerinizi yapacaksınız. Birkaç ufak hatırlatmam var. DGS'de 30 tercih hakkınız var arkadaşlar. Hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. İsterseniz bir tercih yaparsınız, isterseniz 30 tercih yaparsınız. İkinci hatırlatmamız arkadaşlar, DGS'de tercih yaparken en çok istediğin üniversite ve en çok istediğin bölüm hangisi ise onu ilk sıraya yazmanızı tavsiye ediyoruz. Tercih sırasının bir önemi var mı? Tercih sırasının bir önemi yok arkadaşlar. Önemli olan puandır. Ama sen diyelim ki bir bölümü 5. tercihine yazdın. Başka bir kişi bir bölümü 2. tercihine yazdı. Normalde senin puanın daha yüksek, sana gelmesi lazım. Ama sen 5. tercihe yazdığın için önündeki 4 tercihten bir tanesine yerleşirsen dolayısıyla 5. tercih sana gelmeyecektir. Yani tercih sırasının böyle bir önemi var. Yani önündeki tercihlerden biri sana gelebilir. Dolayısıyla 5. tercih sana gelmez. Yoksa sen 5. tercihe yazdın, öbürü 2. tercihe yazdı. Senin puanın yüksek olduğu için sana gelmesi lazım. Yani tercih sırasının bir önemi yok arkadaşlar. Ölü tercih yapmayın diyoruz. Hocam ölü tercih nedir derseniz, Instagram'da bunu anlattım arkadaşlar. Bu anlatacağım örnek tercih listelerini Instagram adresimde bulabilirsiniz. Ölü tercih şu arkadaşlar. Diyelim ki senin puanın 270. Sen 260'lık bir yeri birinci tercihe yazdığın zaman artık 260'ın üzerinde yazacağın her yer ölü tercih olur. Yani 260'lık bir yeri birinci tercihe yazdın. Ondan sonra ikinci tercihine 280 puanlık bir yeri yazdın. 280 puanlık yer ölü tercih olur. Yani şöyle yapman lazım. 280 puanlık yeri ilk sıraya, 270 puanlık yeri ikinci sıraya. Bu şekilde yapmanız lazım. Ama hocam ben ilk tercihime yerleşmek istiyorum diyorsanız arkadaşlar, en çok istediğiniz bölümü kesinlikle ilk tercihe yazın arkadaşlar. Yani burada tabii ki ölü tercih olabilir bazı bölümler bu şekilde. Ama ilk tercihine yerleşmek istiyorsan başka bir yolu da yok. Ufak bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Böyle hep rehberlik videoları çekince beni rehber hocası filan zannediyorlar. Arkadaşlar ben matematik öğretmeniyim. Size faydalı olsun diye bu videoları çekiyorum. Benim çok fazla DGS öğrencim vardı, hala var. Dolayısıyla DGS ile çok yakından ilgili bir insan olduğum için, az çok bildiğim için arkadaşlar size faydalı olmak istiyorum. Konu anlatım ve soru çözüm videolarım var. Bunları izleyebilirsiniz. Temel kavramlar, üstü sayılar, köklü sayılar, mutlak değer, problemler, geometri konuları, geometri soruları, çıkmış sorular arkadaşlar. Bunlara bakabilirsiniz. Bunları 2019 tayfaysanız mutlaka izleyin arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar, gitmeyeceğiniz bölümü, okumayacağınız yeri asla yazmayın. Boş yere arkadaşlarınızın yerini işgal etmeyin arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Şimdi örnek tercih listeleri neler, onlara bakalım. 3 tane liste hazırladım arkadaşlar. Burada birinci listemiz 310 puan. Yani 310, 300, 320, 330 bu aralıkta puanınız varsa arkadaşlar, 300 üzeri bir puanınız varsa örnek olarak 310. Tercih aralığımız 10 puan yukarı, 10 puan aşağısı. Yani 320 puanlık bir yeri birinci sıraya yazabiliriz. Yani yazmak zorunda mısın? Yazmak zorunda değilsin. Ama örnek tercih listesi bu şekilde hazırlanır. Sen buraya istersen 310 puanlı, 300 puanlık bir yeri de yazabilirsin. O senin tercihine bağlı. İlk en çok istediğin yer neresiyse orayı birinci tercihe yazabilirsin. Ben 320 puanlık bir yeri daha çok istersin diye yazdım. Yani genelde insanlar kendi puanlarının üstünde yerleri tercih etmek isterler ya hani. Ondan kaynaklı arkadaşlar. 320 puanlık bir yeri birinci tercihe yazarsın. Hocam gelmez. Ya önemli değil. 30 tane zaten tercih hakkım var. Gelmese ne olur yani. 320 puanlık bir yeri yazsan belki gelir. Sonra ikinci tercihine 318, 317 puanlık bir yer. Üçüncü tercihine 315 puanlık bir yer. Dördüncü tercihine 313. İşte beşinci tercihine 312.
308, 309, 312'li başka bir üniversite, 309'lu başka bir üniversite. Bu şekilde 307'ye kadar arkadaşlar, 307, 305'e kadar, yani puanınız 310 ise 307, 305'e kadar şu aralıkta yoğun olarak dolduruyorsunuz şuraları. Sonra puanı biraz düşürüyoruz. Yani son tercihimize 300 puanlık bir yeri yazalım. Hatta 295 puanlık bir yeri yazalım. Olur ki puanlar yükselir. Yani senin geçen sene 300 puanlık bir yer bu sene 310 puanla alabilir. Dolayısıyla arkadaşlar puanların yükselebileceğini dikkate alın. Boşta kalmak istemiyorsanız. İstemediğiniz bir okulu yazmayın arkadaşlar. Tekrar ediyorum. İstediğin okulu ilk sıraya yazabilirsin. İstersen tek tercih dahi yapabilirsiniz. Burada bir örneğimiz daha var. DGS puanı 275, 270, 260 bu şekilde. 280, 290 arasındaysa puanınız arkadaşlar. Bu aralıktaysa tercih aralığınız 15 puan yukarı, 15 puan aşağı şeklinde olmasını tavsiye ediyorum size. Puanın örneğin 275 ise önce 290'lık bir yeri, hatta 295'lik bir yeri yazabilirsin. Hocam gelmez. Bir şey olmaz, gelmese de dursun orada, belki gelir. Hiç belli olmaz. Sonra 3. tercihinize 282, 2. tercihinize 285, bu şekilde arkadaşlar düşüyorsunuz. Şuraları yoğun yazıyorsunuz. Yani 280, 279, 278, 277, 276, 275, buraları teker teker 1, 2, hatta aynı 275'li 2 yer yazın, 3 yer yazın. Bu şekilde arkadaşlar buralar yoğun. Yani 5 aşağı 5 yukarı buralardan bir yerin gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. En son 260'a kadar, hiç boşta kalmak istemiyorsanız 255'e kadar düşebilirsiniz arkadaşlar. Burada DGS puanımız 240, 230, 220. Bu aralıkta 250'den düşükseniz arkadaşlar, bu aralıktaysanız 20 puan yukarı, 20 puan aşağı yazın. Bu aralıkta oynamalar çok fazla olur. Dolayısıyla 20 puan dahi oynayabilir. Yani ona göre yazdım. Mesela 275 puanlık bir yerde 10 puan, 15 puan belki oynayabilirken 220 puanlık, 230 puanlık bir yerde arkadaşlar 20 puan dahi oynayabilir. 260 puanlık bir yeri yazarsın. 265 puanlık bir yeri de yazabilirsin. Sonra birer birer düşersiniz arkadaşlar. 255, 250. Şuraları yoğun yazarsınız. 249, 48, 47 bu şekilde 10 puan yukarısı ve 5 puan aşağısı, buralarda bir yerin gelme ihtimali çok yüksek. 230, 225, en son 220, hiç boşta kalmayayım diyorsanız 215 puanlık bir yeri yazabilirsiniz. Şuna dikkat edin arkadaşlar, tercih yaparsanız puanınız kesilmez ama bir yere yerleşirseniz ister gidin ister gitmeyin puanınızın gelecek sene 4'te 1'ini kaybedersiniz. 4'te 1'i çok değil hocam diyebilirsiniz. 6 puanla 12 puan arasında değişir. Örneğin sen diyelim ki 8 puan kaybettiysen, bunu telafi etmek için matematikten en az, mesela sayısalcıysan en az 3-4 net fazla yapman gerekiyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Eşit ağırlıkçıysan mesela 5-6 net fazla yapman gerekir. Böyle düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. 7-8 puan az değil. Dolayısıyla gitmeyeceğiniz yerleri asla yazmayın. Gelecek sene pişman olursunuz. Gönül ister ki arkadaşlar hepiniz güzel bir yere yerleşin. Bu videonun altına yorumlarınızı, sorularınızı sorabilirsiniz. Yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bizi Instagram'dan takip etmek isterseniz NBA Hanife Hoca buradan takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu tercih listelerini Instagram adresinden bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki rehberlik videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.